Amerika Birleşmiş Ştatları prezidentinin tarixi səhvi onu göstərir ki, Türkiyə və Azərbaycan erməni yalanlarını dünyaya göstərmək üçün beynəlxalq platformada birgə addımlamalı və bu yalanlara qarşı bir sipər yaratmalıdır. Araşdırmaçı jurnalist Güngör Yavuz Aslan'a görə Joe Biden'ın soyqırım ifadəsi erməni lobbisinə verilən bir rüşvət idi. Her şeyden önce Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri onarılamaz bir yara aldı siyasi olarak. Biden aslında seçim zamanı Amerika'daki Ermeni lobisine verdiği, oy karşılığı verdiği rüşvet sözünü tuttu. Bu bir sözüydü. Özellikle yardımcısı Kamala Harris'in bu yöndeki hem seçim zamanı hem de seçimden sonra açıklamaları var. Bu bir kırılganlık Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri açısından. Türkiye'ye ilk açıklama zaten devlet düzeyinde Dışişleri Bakanlığı'ndan ve devletin en üst düzeyinden geldi. Yok hükmünde kabul ediyor. Türkiye şunu söylüyor, tarihi gerçekleri değiştiremezsiniz. Bir söz, bir sözde soykırım, işte bundan önce büyük felaket ibaresi kullanıyorlardı 1915 yılındaki olaylar için. Siz siyasi söylem olarak ne dersiniz? Bir tarihi gerçekler var. 1915'te Ermeniler zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Osmanlı idarecinin aldığı karar hiçbir şekilde bir asimilasyon, katliam ya da şiddet yoktur. Tam tersine 1915'te Rusya destekli Ermeni çetelerinin Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinde bulunan Türk ve Müslüman halka karşı mezalimleri vardır. Tarihi vesikalarla açıklayayım diyor. Benim şöyle bir görüşüm var. Haydar Aliyev'in Azerbaycan merhum Cumhurbaşkanı'nın bir milletin iki diasporası olmaz. Burada Azerbaycan ve Türkiye başta Hocalı katliamı 1915 yalanları olmak üzere tarihsel gerçekler platformunu uluslararası olarak kurmak zorunda. Bunun için de akademisyenlerin, gazetecilerin, düşünürlerin, sivil toplum örgütleri olan dünyanın her tarafından araştırmacılara açık tarihsel gerçekler platformunu bu Ermeni yalanlarına karşı kurmamız lazım. Türkiye nasıl Karabağ, 44 günlük Karabağ mücadelesinde Türkiye ve Azerbaycan el ele vere bu süreci başarılı yürüttüklerinin için aynı şekilde soykırım yalanına karşı da el ele vererek iki güçlü devlet Azerbaycan ve Türkiye bunun üstesinden gelecektir. Yeni bir dünya kuruluyor. Bunu da Azerbaycan izleyicilerimize söyleyeyim. Artık Amerika merkezli bir dünya değil, Avrasya ve merkezinde Türkiye, Azerbaycan, Rusya'nın olduğu yeni bir Asya, Avrasya merkezli bir Asya jeopoliti oluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri okyanusunun öbür tarafının istediği kadar açıklamalarda bulunsun. Yeni bir düzen var. Yeni düzenin baş oyuncularından biri de Türkiye Cumhuriyeti. Ermeniler 44 günde derslerini zaten fazlasıyla kahraman Azerbaycan askerlerinden aldılar. Bunlar yaşanacak şeyler. Biz bir gazeteci olarak bekliyorduk. Türkiye kamuoyu bunu kenetlenerek cevap veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakında zaten açıklama yapacaktır. İlk açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Telin edildi. Yok hükmünde dendi.